Bu istersen gazilerden açalım mevzuyu. Sen buradayken. Olur Şimdi olur. biz dün dedik ki yarın konuşuruz dedik. İşte efsane İngiliz atlarımızı, efsane Arap atlarımızı. Çünkü bu biraz subjektif bir konu olduğu için kişiden kişiye göre değişiyor. Kriterlerimiz farklı oluyor. Yani şimdi birine göre Bolt Pilot çok iyiken birine göre Grand Equinox iyi olabiliyor. Ya da işte Pan River daha iyi olabiliyor. Her neyse artık. Bir de şunu konuştuk. Sen buradayken oradan başlayalım. Son 20 yılın en iyi gazileri. Yani şimdi mesela benim aklıma Annoş gazisi geldi. Serdal Başkan'ın atının fotoda bittiği gazi. Ama çoğu insanın aklına bu Cougar ve temsilin kazanamadığı gazi geldi. Çünkü birileri diyor ki Cougar kazanabilirdi o yarışı. Hayır, birileri de diyor ki hayır, temsili izleyin, temsil kazanırdı. İkisi de kazanmadı. Sen ne diyorsun abi? Yani atçılık şansı diye bir şey var. O gün için bilmiyorum. Melik belki hatırlar Ahmet Çelik'in Gazi'den sonraki anlatımını, yorumunu. Ahmet bile söyledi hani ben atımız kısa mesafe atı. Mümkün olduğu kadar bekleyeceğim önlerde. Son viraj dönüldükten sonra 400'de yürüyeceğim. Ve arkadan temsille hatta Kugur'un ismini hatırlayamadı. İşte iki numara dedi. Onların da trafiğe takılmasını bekleyeceğim. Her şey Ahmet'in gönlüne göre oldu. İkisi de trafiğe takıldı. Onlar geldim diyene kadar kasa kapanmıştı zaten. O şerefli koşu Greystorm'a Ahmet Bey'e nasip oldu. Biz önümüze bakacağız. Bir daha koşabilir miyiz? Bir daha koştuğumuzda kazanabilir miyiz? Ama ikisi de kazanabilirdi. Fakat bu böyle büyük yarışlarda bana göre farklı spekülasyonlarda oluyor formam görünsün falan diye konuşanlar da oluyor ama yani o niyette koşulduğunu söyleyenler oluyor ama bana göre Gazi kaç at koşuyor? 20 at, 22 at. Bana göre 22 tane jenerasyonunun en iyi atı en formda döneminde o yarışı koşuyor ve içlerinden bana göre en şanslı olanı yarışı kazanıyor. Tabii ki hepsi yetenekli. Sadece şans değil bakın hepsi yetenekli. Hepsi dönemin en iyi atları. En iyi 22 atı. İçlerinden o gün için en az şanssızlık yaşayanı diyeyim veya yarışı kazanıyor. Eray abi çok politik bir cevap verdi sanki ya. Kazanabilirdik diyorsun yani. Kesinlikle kazanabilirdik. Yani Gökhan'ın kendine yaptığı hareketi görmediniz mi? Fatih, Gökhan'ın yarıştan sonraki hareketi izlediysen hani bir izle bir gör zaten kaybettiğini kendisi hareketleriyle belli ediyor. Hatta içeriden de temsil aynen Eray abinin dediği gibi içeriden temsil aklın sözden el kol hareketi yapıyor. Yani o da kaybetti. Hani ikisi birbirini bekleyerek trafiğe kapılarak kaybetti yarışı. Sonlarda da olmaz olmaz Cougar 3 yerden hamle yaptı. Her seferinde de önündeki atlar yaklaştı. Yani arkayı görmüyorlar ama rotası kapandı. Bir yön daha değiştirdi. Oradan hücum etti. Ora kapandı. En son bir yol buldu geliyordu ama kasa kapanmıştı artık. İkisi için de kasa kapanmıştı. Evet, Mehmet abi sen ne diyorsun? Hangi abi ne için? Abi, Greystorm, Cougar, temsil gazisi. Ya o sene Fori, yani Gazi'ye Fori giren temsildi. En büyük şanssız olan temsildi. Ondan sonra Gugur. Bekara abinin yani hani, şeyine gelmeyecek ama benim konuşmam belki hani onun hoşuna gitmeyecek ama işin doğrusu temsil yarışının çok banko Fori'siydi. Sait Aksu'da da belli etmişti. Ve ondan sonra da Gugur gelirdi. Grace Strong ondan sonra da asıl. Ha, erkek tay denemeyi kazanmıştı. Ben yarış desem de hatırlıyorum. Grace Strong. Doğru. Yani öyle, benim hatırladığım kadar temsil o gün çok kapanmıştı Gazi'de. Bak en bizim geri şu dönüştü. en geri biz döndük hemen hemen. Yani, temsil bence de sizden de sonradır. Şöyle bir şey oldu.
Erkek tay denemeyi Grey Storm kazandı. Cougar orada da bindirdi geldi. İkinci oldu. Fakat Sait Akson öncesi deklere günü Cougar bir problem yaşadı. Biz o zaman deklere ettik yani Sait Akson'a koşamayacağız. Hatta deklere etmiştik. Ahıra gittikten sonra oldu. Yarıştan çıkarmak için de çok büyük sorunlar yaşadım. Mersin'de bir dağın başındaydım ben. Oradan bir otel buldum, faks çektim. Bir sürü iş oldu yani ondan sonra. Biz Sait Akson'u koşamadan geldik oraya. Doğru doğru. Ama bence temsil kazanmıştı Sait Akson'u. Artık Ankara'dan temsil iki bir şey Sait Akson'u kazandı. Sait Akson'u şey kazandı. O kazanmadı. Mehmet Akif Ersoy temsil kazandı. Mehmet Akif Ersoy temsil kazandı. Sait Akson'u da Mehmet Kurt'un atı kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şey mi? Şimdi aygırlık yapıyor o da. Ne prens? Wolf Prince. Yanlış değilsem öyle hatırlıyorum. Yok. Sait Akson Wolf Prince kazanmadı. Şu anda bakayım hemen. Wolf Prince kazanmadı da. Kısa vade sezon başında kısa vade 8'i falan kazandı. Şeye kadar erkek tay deneme kadar geldi. Erkek tay denemeden sonra iyi gelmedi. Ya temsil Sait Mehmet Akson'u Wolf Prince kazandı abi. He? Sait Akson'u Wolf Prince kazanmış. Doğrudur. Erkek tay deneme kazanmadı. Oraya da şey kazandı. Evet, Wolf Prince kazanmış. Yok, erkek tay denemeyi Grey Storm kazandı. Senin at ikinci oldu. İkinci oldu, evet. Mehmet Akif Ersoy temsil kazandı. Ve temsil de sezona da İstanbul'da şeyden diyelim ki 3. aydan başladı, kazanarak geldi yani. Oytun sen ne diyorsun? Yani orada Gazi'den sonra da temsil zaten koşmadı. Yani en iyi gelenlerden biri temsildi. Yani 4 yarış mı 5 yarış mı tam hatırlamıyorum ama 5 yarış üstse kazanarak geldi oraya Gazi'ye. Yani 4 de olabilir 5 de olabilir tam emin değilim. Sentetikten bir başladı. Bir kısa vadeliyle başlamıştı hatırlıyorsam. Ama yani öyle bence grup yarışı da o zaman bir Mehmet Akif Ersoy'la geldi bence. Başka da öyle grup kazandı mı kazanmadı mı hatırlamıyorum. Oytun sence kim kazanırdı? Abi ya, vallahi şimdi tekrar izleyip tekrar bir yorumlayayım. Ben temsil diye hatırlıyorum. Hani o zaman yani temsil bariyer dibinde bir sıkıntı yaşamışlar. Mesela çok kapanmıştı o zaman. Evet çok kapanmıştı. Ama mesela ondan sonra yani hakikaten şimdi her sporda bu kısmet işi çok önemli bir şey. Ama atçılıkta sırf bir tane değil iki canlıyla yapıldığı için gerçekten inanılmaz bir şey. Yani binlerce faktör var. Sonra da Greystone Triple Crown yapacakken gitti o da kapandı. Mesela bence yine geçemeyebilirdi Victor Izarsu şeyde Ankara koşusunda ama yani o da mesela orada yaşadı o şanssızlığı. Yani gerçekten atçılık çok enteresan bir şey. Gerçekten kısmet denen şeyin yani olabildiğince siz atınızı iyi hale getirip şans faktörünü azaltmak istersiniz. En doğrusu da budur ama yarış içinde gerçekten ne olacağını bilemiyorsunuz. Yani önünüzde bir at düşer, bütün her şey mahvolur. Atın yarış içinde eğri kayar, bir şeyi her şey mahvolur. Gerçekten çok önemli bir şey kısmet. Yani o yarışta işte temsil için biraz şanssızlık oldu ama zaten bu kadar kalabalık koşularda bu tip şeylerin olma ihtimali de yüksek yani. Ahmet Çelik de bu tip koşularda o yüzden çok fark yaratıyor. Yani çok soğukkanlı biniyor, yolu kısaltıyor, acele etmiyor. O yüzden zaten inanılmaz bir rekora imza attı. Bence yani bu dünyada hani hiçbir klasiği ben arka arkaya 7-8 kere arka arkaya kazanabilecek bir jockey olduğunu düşünmüyorum. Yani hepsine Flightline gibi bir atla girseniz bile birinde aksilik çıkabilir başınıza. Çok inanılmaz bir başarı gerçekten. Ya bir de Oytun, şimdi bazı yorumlar oldu. Gazi'de 7 defa kazandı muhabbeti deyince. Şimdi bir insan bir Gazi bir defa tesadüf kazanır, 2 defa kazanır, 3 defa kazanır. Yani şimdi biz şöyle bir söylenti var. Evet Ahmet Çelik önlerde gidiyor Gazi'de. Virajla beraber kafayı alıyor, bitiriyor. Tamam da abi o zaman böyle bir şeyi tüm Türkiye biliyorsa diğer jokeyler o zaman niye izin veriyor? Abi işte, ya işte abi zaten şöyle
Bu şekilde önlerde gidip iç kulvarı tercihlediği için kapanıp kaybettiği çok yarış oldu. İşte Greystone, Victory is Ours yarışı. Hani ben dediğim gibi bence geçemeyebilir de çoğu kişi kapanmasa Victory is Ours'u geçer, Triple Crown yapar diyor. Gazi o şekilde kazandı. Ankara koşusunda iç kulvarda öndeki at yanılmıyorsam Piano Sonata'ydı herhalde önde. Yani duracağını tahmin etmedi o atın. Ben de tahmin etmezdim Piano Sonata'nın. Ya bazen siz yarış içinde çok doğru bir karar alırsınız. Mesela çok sert bir tempo olacağını düşünürsünüz. Bekleme yaparsınız ama at 1058 geçer bitirir mesela. Yani mesela Copperfield'ın çok vardır böyle koşusu. O zaman kaderinize, kısmetinize razı olmak zorundasınız. Ben hani bu kadar fazla 7 kere arka arkaya kazanması, hiç aralıksız kazanması, evet şans faktörü içinde vardır ama Ahmet Çelik'in bence Türkiye'deki en iyi grup bir jokey olduğunun da kanıtıdır. Yani sırf o değil, şu Egregious Luck yarışı gibi o atı şu ana kadar bir kişi kaçırdı mı yani? Kaçıran görmedim ben o atı. Adam gitti ve Ernazlan'ın arkasına konumlandırdı. İki gitti. Koşuyu kazandı. Başka hiçbir türlü kazanamazdı o koşu. Yani o yüzden Ahmet Çelik'i özellikle grup koşularda çok takdir etmek gerekiyor. Hakkını vermek gerekiyor. Yani performans anlamında. Eray abi mikrofonunu açar mısın abi? Aç aç. O ses neden geliyor onu çözeceğiz Eray abi. İbrahim abi bu mikrofonunu açarken ifade gelme şeyi Eray abiye de geliyor sanırsam. Onu nasıl düzelttiyse Eray abiye iletirsen sevinirim. Serhat abi sen ne diyorsun abi? Bahsettiğimiz Gazi 2016 Greystone Gazi'si. Ya merhaba Fatih, iyi akşamlar. Hani herkes kendi alanında konuşacaksa ben de hani biraz yetiştiricilik tarafından bakarak belki birçoğunun hoşuna gitmeyecektir ama ilk dördü yapan atları o zaman ilk dörde ikramiye veriliyordu. Greystorm Karacabey Harası yetiştirmesi. Temsil benim bildiğim kadarıyla Karacabey Harası yetiştirmesi. Cougar Karacabey Harası yetiştirmesi. Yıldırım Gelgin'in atları da Karacabey'deydi o zaman. Yetiştiricilik olarak burada da Karacabey Harası'na bir tebrik benden geçer yani. Ha, onun haricinde yarışı kazanan atın da önü Mehmet abi bunu çok hepimizden birçoğumuzdan yani şu anda konuşmacı olarak konuşan arkadaşları görebiliyorum. Altta daha deneyimli arkadaşlar olabilir. Mehmet abi şeyi daha iyi bilir. Kazanacak atı yarar geçer. Ha belki sonlarda yapamayabilir. Bir son anda böyle bir aksiyonda bir şey yakalanabilir ama yani Greystorm'un ben o Triple Crown yapamadığı günde yapsaydı benim için çok daha güzel olacağı yani çok daha böyle tatmin edecekti beni inan. Buna rağmen diyebileceğim bir durum olacaktı. Çünkü o sonlarda bir şey aldı. Yani o da iğmesini kazandı. Yine Gazi'nin dördüncüsü Victory Zavurza o gün geçildi. Yani Greystorm da güzel koştu. Hepsi güzel koşan atlardı. Eray abinin dediği gibi yani bu jenerasyonun en iyi atları. Sadece ben hani kendi konumla ilgili bir dipnot vermek istedim. İlk dördün Karacabey Harası yetiştirmesi olduğunu düşünüyorum. Evet İbrahim abi. Eray hocam herhalde mikrofonda sorun var. Genelde küçük ekranın telefonlarda bu sorun oluyor hocam. Onu şöyle çözüyoruz. Mikrofonun üstüne bir sembol bir şey geliyor. O yüzden mikrofonu açamıyor. Hemen sağ tarafta sağ hizasında yani o mikrofonun en sağında mesaj bölümü var. Oraya tıkladığı zaman mikrofonu açıp kapatabiliyor. Yok mikrofonla sorunum yok ama elim bir yere değiyor. Altta emojiler açılıyor. Az evet hocam aynısı bende de oluyor. Şu anda sizin mikrofon bölümünün üstünde bir şey sembol var mı hocam? Yok mikrofonda sıkıntı yok. Açıp kapatıyorum. Tamam. Şimdi girdim çıktım düzeldi o yani gene. Evet Mehmet abi sen son 20 yılın gazisi deyince senin aklına ne geliyor abi? Hangi gazi geliyor? Örnek vereyim. Col de Victory Gazi'nin mesela en favori atlarından biri ve çok da rahat kazanan atlardan biri odur. Bolt Pilot aynı. Bunlar yani rahat kazananlar atlar yani hiç. Yarışa favori girip de sonunu getiren atlar. Mesela örnek yani bizim Final Dance Long Runner'ı örnek yani veriyorum. Tabii bizim atlar olduğundan dolayı örnek veriyorum ama. Mesela bunlar bu kadar iyiken bunlar gazi yapamadı örnek bu iki atla.
Yani sonunu da bağladığı için söylüyorum. Hani sonunu getirmese, Gazi'den sonra koşmasalar diyeceğim ki ya valla ne olacak? Gazi'ye kadar bir limiti vardı. İşte limitten sonra durdu. Mesela Las Rumas kazandı halde yapmadı. Sonunu getiremedi. Abi The Last Rumas'ta ne değişti Gazi'den sonra? Vallahi at zaten Bursa'dan gelen bir attı. Bizim Onur arkadaşımızın elindeydi. O kısraktan bir şey anlayamadı. Vallahi şimdi doğrusunu söyleyeyim. Yani bu kadar mükemmel koşarken bir anda geri gitmesi normal değildi. Evet Ergin abi hoş geldin. Etkileyici bir galibiyet olarak Anatoly'yi de sayabiliriz. O da çok güzel kazanmıştı. Sanırım o da favori girmişti. Net kazanmıştı. Dönüşte de kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oytun dün de konuştuk biraz. Aslında evet. Anatoly'yi biz yarış hayatından daha çok Halis Karataş'ın sözleriyle hatırlıyoruz. Evet. Yo zaten ama çok parlak da bir attı zaten de sakatlandı. Osman Atat'ın attı değil mi o? Evet yeşil evet. Forma. Evet. Tabii o da dediğin gibi o da çok kısayla Gazi'ye geldi ha. Öyle çok uzun vadeli koşmadan geldi Gazi'ye. Benim Gazi'den sonra bir dönüş yaptı sanırım. Aynayas'a geçmişti dönüş koşusunda. Kaçmıştı Aynayas'ı yakalamıştı son metrelerde geçmişti. Ama ondan sonra sakatlandı maalesef. Bence çok iyi bir attı gerçekten. Ama o da Gazi'den hasarlı çıktı tabii. Yanlış şeysem Mehmet abi 5. mi 6. yarışında Gazi'yi koştu o. Tabii. Öyle kısa dönemde 5-6 yarışta Gazi'ye gelen atlardan bir o at ya. Ya benim için de en özel Gazi hep beraberin kazandığı Gazi'ydi. Sırf o Gazi'yi seyredebilmek için gittim ve şeyde havaalanında bekledim. Dakikalarca, saatlerce bekledim ki boş bir yer bulayım ve o yarışı izlemeye gideyim. Nihayetinde yer bulup gitmiştim. Bir de tabii hep beraber kazanmasının ismiyle çok önemliydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk eğer bugün yaşıyor olsaydı o Gazi'de de o da hep beraberin kazanmasını isterdi ve şöyle bir mesaj verirdi. Evet biz bu cumhuriyeti hep beraber kurduk diye. Onun için hep beraber Gazi'si benim asla unutamayacağım bir Gazi'dir. Onu söyleyeyim. Hiç ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Özel kılan annesi de babası da buradan çıkma. Yani. Hayır ben ona hiç bakmıyorum. Benim tek baktığım isminin hep beraber olması. Ve biz bu cumhuriyeti hep beraber kurduk. Mesajının verilmiş olması odur benim için özel olanı. Atların çoğu zaten şeydir ya. Kendi bu Türk yetiştirilmesidir. Abi The Last Romance'ın babası. Hayır burada. Eski atlardan bak. Başlarken eski atlardan bahsettim. Bir de Fatih babası bir şey... burada. Evet geldi. Evet abi. Bir şey soracağım. Bugün Son Düzlüğün ikinci bölümünü izleyemedim. Çekiliş bölümünü de. Hakan abi 36'yı söyleyecekti. Söyledi mi dedim onu bir sana sorayım. Hakan abi burada. Abi Hakan abi hemen çağıralım. Çok güzel mikrofon yok abi. Hakan abi de. Asıl yani o Gazi kim kazanır soracağınız kişi Fatih şeydir. Hakan abidir. Abi ilk mikrofon attığım insan Hakan abi. Hakan abi müsait olsa gelirdi bence. Beni kırdı sizi kırmaz. Çekiliş numarası olarak 36'yı söyleyecekti. Hakan. Ben bugün aylar sonra ilk kez izleyemedim o bölümü, ikinci bölümü. Çok acil çıkmam gerekti. Sonradan döndüm, tekrarlara YouTube'da baktım. O kısmı yakalayamadım, bulamadım. O içime dert oldu. Bir alkış yapalım Hakan abi geldi valla. Mehmet Hocam. İyi akşamlar herkese. Yok kimseyi kırma. İyi akşamlar. Kimseyi kırma. Hakan abi iyi akşamlar. Şey Fatih gönderiyordu mikrofonu da ben tam müsait değildim eve girmek üzereydim şimdi şey dinliyorum ama Ergün abi görememişsindir normaldir çünkü pazarları yapıyoruz biliyorsun hediye çekilişlerini ama yarın sana özel 36'yı söyleyeceğim ona söz onu söz ver 23 değil 36 olacak o. Abi teşekkür ederim. Geldim bir saat ona baktım Hakan abi ya. Yok pazarları. O YouTube'dan. İş pazarları oluyor. Bugün çünkü bayağı yoğun da akışta. Hediyelerimizi genelde pazarları veriyoruz. Bir durum olmadı. Abi Mehmet abi için de bir 21 çekelim. Tamam abi. O zaman yarın 21 ve 36 hediyelerin günleri olacak. Hediyelerin numaraları olacak diyelim. Gazi ile ilgili de ben şöyle söyleyeyim. Tabii hepsi çok özel Gazilerin. Bir kere adı çok özel.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlendiği için hani şu gazi bu gazi diyemeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Hani benim temaşa adına yani seyir adına en keyif aldığım gazi daha önce de söylemiştim Matador Yaşar gazisi. Şöyle ki hani at belki sonrasında çok kendini bir şey belli etmedi bir şey yapmadı ama son metrelerini nefes nefese izlediğimiz bir yarıştı hatırlarsınız. 3-4 atın foto olduğu bir koşuydu. Uzun süre foto finish açıklanmadı hatırlarsınız ve koşuyu Matador Yaşar kazanmıştı. Seyir zevki adına oydu. Son 20 yıl dediğin için Fatih Bolt Pilot'ı saymıyorum ama izlediklerim için de tabii ki benim için en etkileyici olan hala rekoru kırılmamış olan Bolt Pilot'tı 2.26.20.